Selam herkese. Bugün günlerden Cuma ve şu an saat 11'e 20 var. Şimdi masanın başına oturdum. Ders çalışmaya başlayacağım. Biliyorsunuz ki daha önce söylemişimdir herhalde. YDS çalışmaya başladım. İngilizceyi YDS boyutuna taşımaya çalışıyorum. Bunun için benim hocam videoları varmış. 125 tane video var. Bunu daha yeni keşfettim. Nasıl videolar bilmiyorum. Birer saatlik videolar şeklinde de var. Yarım saat işte 40 dakikalık farklı farklı her konunun farklı saat uzunluğunda videosu var. Bunları da izleyeceğim. Kendim de kitap alıp kaynak çözüp bu şekilde ilerleyeceğim. YDS İngilizce. Amacım İngilizceyi unutmamak, İngilizceyi diri tutmak her zaman için. Belki YDS'ye de girebilirim bilmiyorum şu anda. Ama bir türlü tutturamadım YDS'ye girmeyi. Yani 3 yerde var. Benim bulunduğum şehirde de var ama bir türlü o kayıt olma aşamasını tamamlayamıyorum. Her neyse, lafı çok uzatmadan ders çalışmaya başlıyorum.
Evet, şimdi biraz ara verdim. Bayağı bir kelime çalıştım aslında. Şurada ilk başta gramer çalışıyordum. Ama fark ettim ki gramer benim için basit kalıyor. Yani benim hocam sitesinde o videolarda adamın anlatması bile beni irite etti. Yani anlatma şekli, çoğunlukla Türkçe konuşuyor. Ben İngilizce anlatıma alıştığım için sanırım birazcık bana basit geldi. O yüzden kendimi kelime çalışmaya verdim. O yüzden YDS'de en önemli şeyin de kelime olduğunu, ağırlıklı olarak akademik kelime olduğunu düşünüyorum. O yüzden şurada kelimelere başladım. İkinci kısımda da kelimelerle devam ettim. Şöyle bayağı bir kelime çalıştık. Burada 20 tane kelimem var. Bu kelimeleri nereden çalıştım? Size biraz ondan bahsedeyim. İlk önce YDS 6000 uygulamasıyla başladım. Nerede? YDS 6000. İlk bununla başlamıştım ama bu da basit kaçtı. O yüzden daha güzel bir uygulama keşfettim. Size ondan da bahsedeceğim. Kelime Öğren diye aşağıya linkini de bulursam bırakacağım. Kelime Öğren diye bir uygulama var. Uygulamanın aylık 9.90'a, 9.99'a prosunu alabiliyorsunuz. 3 gün deneme süresi var. Bu size ne sağlıyor? İşte daha fazla kelime öğreniyorsunuz gün içerisinde prosunda. Sonra tamamen reklamsız. Günün deyiminle ve örnek diyaloglara erişim. Leaderboard'da özel çerçeve sahibi ol. Kelimelerin türlerini nasıl okunduklarını gör. Örnek cümlelerin okunuşlarını dinle. Bunun gibi birçok güzel özellik aslında 9.90'a gayet uygun bir fiyata. Diğer pahalı uygulamaları düşününce gayet iyi. 131 puanım var. İkinci seviyedeyim. İkinci seviyenin %81'ini tamamlamış durumdayım. Kelimeleri tıkladığınızda Disturbed. böyle böyle kelimeleri okuyor sizlere. Hem Türkçe anlamını veriyor, hem İngilizce anlamını veriyor, hem örnek bir İngilizce cümle kuruyor. Kurulan örnek İngilizce cümlenin de çevirisini yapıyor. Gayet güzel bir uygulama. Her gün 50 tane kelime öğrenebiliyorum. Şu anda pro şeklinde günlük 10 tane kelime bazında öğrenebiliyorum. Şu an ben 20'sini buraya not aldım. Diğerlerini de fotoğrafını çekmiştim. Bu şekilde güzel bir uygulamayı daha keşfetmiş oldum aslında. Şimdi birazcık mola vereceğim, dinleneceğim. Hatta bugünlük kelime olarak kafam şiştiği için molayı, hatta dersi komple burada bırakabilirim. Çünkü gerçekten bayağı bir beyinsel anlamda, zihinsel anlamda yoruldum. Uygulama dediğim gibi güzel. Basit, herkesin anlayabileceği ve İngilizceyi en iyi şekilde hem Türkçe hem İngilizce anlamında, İngilizce anlamı ve cümle kurulumuyla veren bir uygulama. Prosu da yine uygun. 3 günlük dediğim gibi bir deneme süreci var. Beğenmezsiniz, uygulamayı kullanmazsınız. Bu kadar basit. Linki aşağıya bırakacağım. Bulmaya çalışacağım. Onun dışında dediğim gibi benim hocam sitesinin videolarını beğenmedim. Bana biraz basit kaldı. Benim alıştığım şey, benim yani üniversitede hep İngilizce eğitime alıştığım için adamın Türkçe kullanması bana biraz garip geldi. Tabii herkesin anlayabileceği bir durum değil ama en azından YDS öğreniyoruz. Genellikle İngilizce örnekler vererek açıklasa, Türkçe örnekleri çok fazla kullanmasa, çünkü Türkçe karşılığının olmadığı yerler çok fazla var İngilizce'de. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Kafa karışıklığına sebep olacak şeylerden kaçınmak gerekiyor. Ben beğenmediğim için onu yarıda kesmiş oldum. Kelime öğrenerek yola devam edeceğim. Bir de kendime grammar ve reading bazlı kitap almayı düşünüyorum. Onu da alıp test bazında ilerlemeyi düşünüyorum. Bakalım, şu an için planım bu şekilde. Güzel, 20 kelime öğrenmiş oldum. Bu kelimeleri de tekrar etmiş olurum. Çoğunu zaten biliyorum. Conclude, sonuçlandırmak, confidence, güven, compromise, anlaşmaya varmak. Mesela bu kelimelerin çoğunu biliyorum. Establish, existence. Bunların çoğunu zaten bildiğimiz kelimeler ama bunların üzerine kata kata ilerleyeceğim. Bakalım nasıl gidecek uygulama, hep birlikte göreceğiz. Şimdi az önce biliyorsunuz kendime soğuk içecek söylemiştim, onu içtim. Biraz böyle boğazımı gıdıklar gibi oldu. O yüzden şimdi kendime ballı limon yapacağım. Daha sonrasında da televizyonun karşısına geçip bir şeyler izlemek istiyorum. Bakalım neler izleyeceğim, göreceğiz. Önce bir balla limonu hazırlayayım. Sonrasında da televizyonun karşısına geçebilirim.
Şu an Haydut diğer köpeklerde olduğu gibi şurasının kaşımasına bayılıyor ve kendini bırakmış vaziyette görüyorsunuz. Şu an uyku moduna mı geçtin sen? Baya gözlerini kapatıyor şu an. Dersimi bitirdim. Ballı limonumu hazırladım. Televizyonun karşısına oturdum. Şu an Haydut'la ilgileniyorum. Bugün benimle bayağı bir ilgilen dedi. Kapıyı açtı, havlamaya başladı falan. Ben de geldim hemen ballı limon hazırlayıp yanına. Oğlum bir dakika, konuşuyorum şurada. Bugün evin içi bayağı soğuk ya. Kombimiz arızalı. Ama çok horlamaya başladın sen yine. Kombimiz arızalı, o yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Ben de biraz klimayı çalıştırdım sıcak modunda. Öyle evi, salonu en azından ısıttım kapıyı kapatarak. Şu an o şekilde ısınmaya çalışıyoruz. Bağlı limon içerek. Televizyonda bir şeyler izleyeceğim bu arada. Tamam git git. Popo ne? Şimdi ballı limonumu da alayım. Umarım seviyesini ayarlayabilmişimdir. Bayağı iyi oldu. Az önce o soğuk içtiğim için çok da soğuk değildi gelirken biraz erimiş ama olsun. Biraz gıdıklandırdı boğazımı, o yüzden ben de ballı limon hazırladım. Hem dersimi de bitirmiştim, iyi oldu. Yani şimdi televizyon karşısında bir şeyler izleyeceğim. Ballı limonumu içeceğim. Haydut da burada büyük ihtimalle uyuyacak. Battaniyenin üzerine toplanmış. O zaman videoyu burada sonlandırabiliriz. Ders çalışmam bugün böyleydi. Kısa bir çalışma oldu. Çok uzun bir çalışma yapamadım. Ama bir sonraki ders çalışma vlogunda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa aşağıya yorum kısmına bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.